TV 366 kanalından herkese merhaba. Bugün Kastamonu halkına asgari ücrete gelen yeni zam hakkında ne düşündüklerini sorduk. İyi seyirler. Az. Yani hadi 17 2 lirası ne? Dalga mı geçiyor insanın? Yani söyleyeyim söyle lavaboya bile gidilmez. Peki beklentiniz neydi rakam olarak? Yani yine biraz fazla olması gerekiyordu. Yani 20'ye yakın olması gerekiyordu. Kesinlikle yeterli bir fiyat değil şu anda. Asla tasvip etmiyorum. Çünkü tek başına bir aile geçindiren bir birey için asla yeterli değil. Ev kiralarının malum fiyatlarını biliyoruz. Market fiyatlarını biliyoruz. O yüzden tek kişi bir insan asla geçim sağlayamaz bu fiyatla. Kötü bir miktar sayılmaz ama gittikçe yükseliyor fiyatlar. Girilmiyor hiçbir yere. Marketlere alım gücü daha zorlaşıyor. Yani onun da değeri kayboluyor. Çok ucuz bir miktar gibi geliyor. Aslında çok ucuz bir miktar değil. Hani şey yapabilecek ama 15 bin lira kira veren var. Yani Kastamonu gibi bir yerde de. 15'in üstünde zaten hiçbir şeye kalmıyor yani. Ki bununla ev geçindiren insanlar var. Çocuğunun masraflarını gören insanlar var. Yani bir değeri kalmıyor. Bence biraz paranın değerini anlamak gerekiyor burada. Biraz daha enflasyon mu artık, ona ne diyelim yani, düşmesi lazım, fiyatların düşmesi lazım. En basitinden yani bebek mamalarının düşmesi gerekiyor bence. Çünkü sadece yaşamıyoruz, tek bir birey olsan tamam yeterli diyebiliriz ama aile geçindiren, kira veren birçok insan var. Kastamonu gibi bir yerde de 15 bin lira kira görüyoruz, duyuyoruz yani bunları. Kolay bir şey değil. Şimdi şöyle, asgari ücret tamam yükselmiş gibi görünüyor ama bir de şeye bakacağız, ekonomiye bakacağız. Onlar ne yapacaklar? Mesela ne oldu? 8500 iken kiralar kaç oldu? Neredeyse 16 bin bile ev kiralayan var. Hiç düşünmüyorlar ki bu vatandaş kirayı verdikten sonra kalanla nasıl geçinecek. Ya ekonomiye bakacağız. Yani asgari ücret yükselmiş, yükselmemiş. Önemli olan ekonominin hani bir düşürülmesi, o fahiş kiralar. Bir şey. En çok bizim yakındığımız şey şu an kiralar. Yani mesela alıyorsunuz, aldığınız maaş kiraya anca yetiyor. Kalanla ne yapacaksınız? Hiçbir şey kalmıyor ki lafsızlar. Şu anki şartlara göre yetersiz. Yani normalde yani 18 bin liranın üzerinde gibi bir rakamlar olması lazım. Beklentinizi karşılamadı. Karşılamadı yani. Bunu kime sorsanız aynı söyler. Ya yetersiz şu anda. Ama demek ki devletin imkanları bu. İşvereni düşünmek lazım. Çalışanı düşünmek lazım. Ben emekli memurum. 36 sene hizmet ettim. Sizin beklentilerinizi karşıladı mı? Ya ben memur oldum. Hani şey diyemiyorum yani. Bana göre düşün. Ha benim maaşımı geçti şu anda. Valla bu konu hakkında 17 bin lira. Zaten 17 bin lira gelmeden bir kere marketlere, giyime zam geldi. Gelmeden, haberi gelmeden zamlar geldi. Ve bundan sonrasında hayırlısı diyecek başka bir şeyim yok yani bu şekilde. Ya benim zaten o askeri ücret bir şeyim yok ama tabii çocuklarımız var. İleriki dönemi de doğru. Çocuklar zaten devlet işi yok. Özel sektör. Özel sektörde ileride mesela 17 bin lirayla ne yapılır? 30 bin lirayla da bir şey yapılmıyor. Çünkü ev kiraları çok fazla. Asgari ücret 17 bin 2 lira olarak açıklandı. Bu konu hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Vallahi ben aylıklı değilim. Ev hanımıyım. Para da gelmiyor ama yani zor. Bu devre göre zor. Verdikleri 2 misisini geri alıyor yani. Halkın görüşleri sizlerleydi. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.